Bu cihaza tamirat mı yapacağız? Bunu ben birine hediye etmek istiyorum abi. Bunlar da Instagram adreslerimiz. Evet. Tamire sıfır bir de. Tamire sıfırdan indirimli linkler gelir. Ama bunu bakın, şu tamire sıfırı takip ederseniz kazancınız olur. Ha şey, ne değişir bizi takip edince? Yani yanlış anlamayın, bunu takip edince söylemiyoruz. Biz sizi yakından tanıdıkça bu hediyeleri gönderiyoruz. Yani. Bu video içinde bir çekiliş yapalım mı? Olur. Şöyle yapalım. Yorumlara yazsın arkadaşlarımız. Are you listening? Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Dizüstü bilgisayarımız Casper Nirvana 15.6 inç C300 modeli. Sen istersen bir araştır abi, nedir ne değildir. Yani yenisi satılıyor. Aynen. Satın alırken de ben bu tür laptoplar araştırdım. C300 dedik değil mi biz bu modeli? Evet. Arkadaşlar, bu laptop ilk önce uygulamada 900 lira fiyattaydı. Tabii takibi aldık. Bir de link bekledik. Biliyorsunuz biz tamire0 Instagram adresimizden sürekli indirimli linkler geldikçe paylaşıyoruz. Bunun da elektronik bölümüne, bilgisayar bölümüne indirimli link gelmesini bekledik. Ve bir gün geldi. Hatta geçen haftalarda linkleri sizler de paylaştım. Birkaç gün önce de paylaştım. Böyle bir günde yine bu arada sıfırın fiyatı 3000 küsür lira. Laptopta asıl en önemli sıkıntı şu, bu laptopun klavyesine sıvı dökülmüş ve bazı tuşlar bakın basmıyor, yazmıyor, bazıları yazıyor. Tabi satıcı bunu belirtmişti ilanda. Tabi belirtti. Klavyesinin kısmi olarak çalışmadığından bahsetmişti. Bu arada özelliklerine baktığımda da şöyle, Intel Celeron işlemci var, N3060, 1.6 GHz ve 2.16 GHz. Windows Home bunda lisanslı olarak geliyor. Ayrıca 4 GB RAM'i var. Ofis işleri için, EBA gibi, o tür işler için ideal evde kullanılabilir. Fakat 3000 lira gibi sıfırı satılıyor. Sıfırını ben almam 3000 lira. 3000 liraya giderim bir iPad alırım mesela. Ya tabii bakış açısı. Ama bakış açısı yani. Ama bu 300 liraya uygun. 900 liraya da uygundu aslında. Fakat linkten gittiğimiz için daha uyguna geldi. Daha uyguna geldi. Uygulamanın adını burada söylemiyoruz biz. Bunun da sebepleri var. Birinci sebebi, reklam almıyoruz biz uygulamada. Reklam da yapmak istemiyoruz. İkinci sebebi de size indirimli linkler geldiğinde paylaşmak istiyoruz. Ondan dolayı da burada söylemiyoruz. Eğer video izledikten sonra tamire sıfırı takip ederseniz Instagram'ımıza, indirimler gelince siz de görebilirsiniz. Hikayeyi de paylaşıyoruz. İlk önce ben bataryayı her zamanki gibi güçten kestim. Daha doğrusu bataryayı çıkardım. Şimdi laptopu bir açalım. İçindeki duruma bakalım. Sıvı cihaza zarar vermiş mi anakartına, yoksa sadece klavyede mi kalmış? Zaten sadece klavyede kaldıysa biz her halükarda bir klavye sipariş ettik bunun için. Çünkü daha önceden bu tarz birkaç kere arıza da yapmıştık. Klavye bozulduğu için, klavye değişimini. CD okuyucuyu da çıkaralım. Bu arada kullandığım şarjlı tornavidanın linkini de aşağıya bırakalım. Aynen, onun da indirimli linkini ben bulur ve aşağı bırakırım zaten. Yani fiyatına göre mükemmel bir ürün. Neden sanal bitpazarı dediğimizden de bahsedelim. Orada ikinci el eşyalar satılıyor. Elektronik aletler, işte kıyafetler falan filan, bir sürü şey satılıyor. Aklınızda ne gelirse Letgo'nun online sistemini düşün. Kredi kartıyla falan alıyorsunuz. Siz de satabiliyorsunuz. Satıcı olmak çok kolay. Evinizde kullanmadığınız eşyalarınız, elektronikleriniz, kıyafetleriniz varsa satabilirsiniz. Ondan dolayı bir sanal bitpazarı diyoruz ve fiyatlar gerçekten çok uygun. Çok sevdiğimiz alışveriş yaptık. iPhone'lar aldık. Hatta bir iPhone'umuz hala tamiresatta satılık, yani mağazamızda duruyor. Mağazamız derken oradaki mağazamızda duruyor. Onu da indirim gelince ekstra size paylaşıyoruz. Biz tamir ettiğimiz cihazları maliyetine satıyoruz abonelerimize. Fakat bu cihaza tamiresat mı yapacağız? Bunu ben birine hediye etmek istiyorum abi. Abonelerimizden birine mi? Zaten yani aklımda olan biri. Normalde tamirat da yapıyoruz ama Semih'in aklında bir kişi olduğu için bunu abonelerimizden birisine hediye edeceğiz. Muhtemelen ihtiyacı olan birisi. Evet, ihtiyacı var. Yani uzun zamandır tanışıyoruz. Sağ olsun. Kanaldan mı? Kanaldan tanıştık. Anladım. Yani abonelerimizden biri. Şimdi burada şu klavyenin filmi. Bunda cep telefonları gibi böyle klavyeyi buradan takıp da denemek gibi bir lüksümüz yok. O yüzden mecbur. Sökmemiz gerekiyor. Başka bir şansımız yok. Yani zaten sökeceğiz her halükarda. Aynen öyle. En azından çalışmazsa bile, klavyede uyumsuz gelirse ya da klavyeden değilse problem, o problemi arayacağız. Problemi bulamasak bile klavyeyi iptal edelim ki adam harici klavye koysun, o öyle kullansın, evet, gibi. İşlemci şurada. İşlemci soğutucusu. Bunda fan yok. Fansız. Onu da işlemciye de bir bakarız. O zaman yani bir macunlu. Termal macun falan. İlk önce şuradaki birkaç kabloyu sökmem gerekiyor. Bu kabloları bir sökelim. İlk kez söküyorsanız size pratik bir bilgi vermek istiyorum. Hemen şu şekilde. Biz de ilk defa açtık arkadaşlar. Fotoğrafını çektim. Hangi kablo nereden sökülüyor bunu unutmamak için. Bu çok pratik bir yöntemdir. Aslında bilgisayarlarda, telefonlar gibi söküm mantıklarını bilirseniz, unutmazsanız neyi nereden söktüğünüzü, toplamanız oldukça basittir. Evet. Zor olmaz. Kimse bunu annesinin karnında öğrenmiyor. Basit bir şey zaten. Laptoplar oldukça basit aletler. Bir telefon gibi ufak ufak parçalar yoktur. Genelde kaba parçaları vardır. Tamiri nispeten telefonlara göre daha kolaydır diye düşünüyorum. Evet. Bize göre öyle. Evet. Şimdi şurada 3 tane vidayı iç taraftan söktüm. Bu vidaları unutmamak için kendimce
Şöyle bir şey yapıyorum. 1, 2. Çünkü yanlış yere bir daha vida yapmak istemiyorum. 3. 3 vidayı söktüğüm yeri işaretledim. Siz de bu teknikle kolayca kendi laptopunu sökebilirsiniz. Tabii sökerken her zamanki gibi dikkat edin. Çok video izleyin. Hani ilk defa açacaksanız. Evet. Bir ezberleyin nasıl sökülüyor. Yani o laptop ait modeldeki videoları izlemeye özen gösterin. Yani birkaç tane izlemenizde yarar var. Çünkü bazı arkadaşlar bu işi yaparken işin artık piri olmuşlar. Böyle biraz basit yaparlar ve siz zorlanabilirsiniz. Şimdi burada dikkat ediyorum. Kabloları falan koparmak istemiyorum. Bir bakıyorum ilk önce. Evet, üst panel sorunsuz geliyor mu? Sanırım kablonun birini sökmeyi unutmuşum. İşte böyle olabiliyor arkadaşlar. Şunu da Wi-Fi adaptörünü de sök. Onunla bağlantılı değil mi? Onunla bağlantılı değil. Şurada alttan bir kablo geliyormuş. Onu sökmemişiz ne yazık ki. İşlemciyi sökmek istemedim ama en son sökeriz diye düşünmüştüm. İşlemci bu şekilde. Şu işlemci soğutucu biraz komik aynen gelebilir size. Şu kabloyu sökmemişim. Heh. Aslında üstünde var macunu biraz. Yani nemi var hala, sıkıntı yok. Ama değiştirelim yine de. Arkadaşımıza dört dört bir evet tablet gitsin. Bunu tutar mısın? Burası anakart olduğu yer. Anakartta herhangi bir sıvı göremedim ben. Temiz gayet. Güzel görünüyor. Demek su döküldüğünü mü söylemişti? Sıvı dedi. Tam olarak suyun şeyini bilmiyorum. Belki kolonya döküldü. Alabilir miyim? Şimdi genelde bunların içi temizlenmiyor arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken şöyle bir durum var. Şuradaki plastik kısımları keseceğiz ve yeni aldığımız klavyeyi içine monte etmeyi planlıyoruz. Şimdi ilk önce şunları bir çıkartmak istiyorum. Bu bantları alalım ki. Şimdi eskideki laptoplarda şöyle sıkıntı oluyordu. Klavyeleri onların üstten takıldığı için su alt kısma geçebiliyordu veya sıvı. Ama bunlarda şöyle bir fark var. Şu arada böyle bir birbirine tutturan bir tabak olduğu için sıvı bazen alta geçmiyor. Şuraları da bir açalım dikkatlice. Burada şu plastikleri hep sökmemiz gerekecek. Biraz bu yeni nesil klavyeler zahmetli olabiliyor arkadaşlar. Evet, hepsini söktüm. Şimdi burada yapmamız gereken şu plastiklerin hepsini keseceğiz. Yalnız abi yeni aldığımız klavyeyi bir verebilir misin? Bir şeyine bakmak istiyorum. Bu da satın aldığımız yeni klavyemiz. Herhangi bir reklam yok burada arkadaşlar. Açamadım. Açayım ben öyle vereyim. Aç abi. Böyle bir kutuda geliyor. Reklam değil bu. Pizza kutusu. Ne? Pide kutusu diyor. Yeni aldığımız klavye de bu. Klavye ihtiyacı olan arkadaşlar varsa ben yine bununla ilgili size satın aldığım yeri paylaşabilirim. Problem yok bunda. Tamam. Şimdi arkada bir dakika bir daha bakabilir miyim? Buradan çünkü bakın birkaç yer var. Şuralara falan vidalar giriyor. Yanlış yerlerden kesip zarar vermek istemiyorum. Klavyede 105 lira mıydı? Ya 110 liraydı ya 105 liraydı. Şunları alalım. Şimdi klavye zaten oradan çıkacak diye düşünüyorum. Normalde bu laptopu 300 liraya aldık. 110 lira da masraf ettiğimizi varsayarsak işte 400 lira civarı bir maliyeti oluyor bize. Diyelim böyle bir şey siz satın aldınız. Verdiğim linkten gittiniz. Çok rahat bu laptopun 1000 lirası var. Değil mi Sevan? Aynen öyle. Çok rahat. Yani bence de. Bu arada bu indirimi satıcı yapmadı. Uygulamaya özel bir şey oluyor. Orada o linklerden gidince uygulama kendinden yapıyor. Satıcıya yine 900 liraya veriyor uygulama. Tabii. Uygulama satıcının kendine veriyor. Böyle bir promosyon veriyor gibi bir şey düşünebilirsiniz. Belki yeni açıldığından dolayı olabilir. Evet. Yani bir problem çıktığı zaman da şöyle yani satıcının dediği gibi değil cihaz ya da aldığınız eşya. Neyse işte 3-3 gün içinde iade etme hakkınız var. Para iadesi yapıyorlar. Şimdi burada biraz kaba kuvvet kullanmak. Yani buraları lehimle de açabilirsiniz. Eriterek. Uğraştırır biraz. Bunun başka bir açılma yöntemi yok arkadaşlar. Yani kırılarak varsa açılıyor. Da bizim bildiğimiz yok. Benim bildiğim yok. Bunlar zaten soğuk plastik. Servise gitse servis ben sanmıyorum bunu böyle uğraşacağını. Panel değiştiriyor. Bunu komple değiştiriyor. Demiri de çok çekmeyin. Yamulmasın. Geri taktığınızda sıkıntı yaratır. Böyle güzelce. Daha önce Toshiba laptop klavyesi değiştirirken buraları eriterek kaldırmıştık hatta. Bir tanesini. Hangisini? Yok. Böyle kaldırdık da eriterek yapıştırıyoruz. Yani eriterek yapıştırdık. Doğru. Şimdi eriterek yapıştırıyoruz. Şimdi şurada hemen bant var. Bantı da kaldıralım. Evet. Burada touchpad'e dikkat bakın edelim. Ben biraz yamulttum mesela. Şurayı şöyle bir düzeltelim. Bakın evet sıvı var. Aynen. Dediğim gibi sıvı. Alt kısma geçmemiş. Şimdi burada klavyeyi şöyle dikkatli bir şekilde
buradan çıkaracağız. Oh. Leş gibi. Bütün pislikler dağıldı. Şarj etmiş. Şarj getireyim. Arkadaşlar işte yılların verdiği kullanılmışlık işte olabiliyor bunlar. Bunlar temizleyeceğiz şimdi. Önemli değil. Toz olabilir. Şuraları klavyenin alt kısmını tozla arındıralım. Açmışken. Bakın. Şimdi yeni klavyemizi alalım abi. Bu eski oğlum. Bu eski klavye oğlum. Yeni klavye burada. Kafamı karıştırıyorum. Oruçlu oruçlu. Şimdi yeni klavyeyi de yerine oturtalım. Bu arada biz hayırlı Ramazanlar diledik mi? Diledik. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Amin inşallah cümlemize. Yaptığınız sevapları kabul etsin, hayırları kabul etsin. Belki oruç tutmuyorsunuzdur, tutamıyorsunuzdur. Onun şifa yerine, versin o zaman da Allah. Onun yerine fitreni veriyorsunuzdur. Bakın burada birçok kafam girdi burada, kusura bakmayın. Bakın bir sürü plastik ayaklar çıktı. Üstüne ötekini de kapattığımızda arka demiri de veriyor musun? Şurayı da. Şimdi burası çok kötü. Şöyle bir şey yapacağım temizlemek için. Burada matı getirdim ki alt zeminim kirlenmesini istemiyorum. Değerli bir zemin. Burada kontak spreyle temizliyorum. Kirlenmişti güzelce. Hemen bir peçete yardımıyla. Ben genelde tamirlerimizde böyle tek kullanımlık şeyler kullanmaya çalışıyoruz. Peçete kullanmamın nedeni bu. Çünkü bunu birazdan temizledikten sonra çöpe atacağım. Bakın ne kadar kir çıktı. Matımızı alalım kenarıya. Bir de abi müsait olduğun zaman şey de verir misin bizim? Genel pavyamızı. Pavyayı getiriyorum. Bu şekilde sökmüştük zaten aynı yere. Bakın tık tık oturdu. Hangisini? Şey şu ev tipi olanı, basit olanı gayet güzel oturdu. Tamam çok güzel. Şimdi burada bunu sıkıştıracağız ki bizim taşınabilir. Kompakt böyle bir ürünümüz de var. İşte burada içinde gerekli tüm ekipmanlar var. İşte lehim teli, cımbızı. Mesela bu seti aldığımızda klavye değişim için içinden tornavida da çıkıyor. Bizde birkaç tane set olduğu için. Burada lehim yani havayı şurada kullanacağım. Hemen size göstereyim. Kullanmam gerektiği yeri. Yani bu olmadan biraz zor arkadaşlar işiniz. Klavyede boşluk kalır. Bu klavyeyi güzelce oturtuyorsunuz yerine. Şurada plastik parçaları çıkıyor. Şöyle yapayım. Isınıyor. Bakın şurada plastik parçaları. Bunları eriteceğim inşallah. Ya da ucu değiştirse miydik? Orada yatay bir uç olacak. Onu takalım. Daha güzel olur. Yatay bir uç olacak. Bu arada ısınmıştır bu. Elimizi yakmayalım. Ondan eldivenle tutuyorum. Isınmış evet. Eldivenim yanmaz eldiven. Ama yine de tamam. Daha güzel yapalım. Şimdi dereceyi de fark etmez. 450 yapalım. Şu ucu yatay kesik olduğu için daha güzel olacak. Bunu bakın çıkan hepsini böyle kafalarının hepsini ezelim ki yapıştıralım daha doğrusu ezelim derken. Bunun başka bir yöntemi yok. Buraları eriterek başka çünkü yapabileceğimiz bir şey yok ne yazık ki. Eğer varsa yapabilen yapan daha önceden farklı bir yöntemle yapsın. 8000 yapıştırıyorlardır. Her yeri sürüyorlar ya. Maske ya bunda mas- şimdi. Şaka yapıyorum ya. Buradaki amaç ne? Buradaki amaç ne arkadaşlar? Buradaki amaç ne? Evet. Ne abi? Klavyenin zangırdamaması. Bastığınız evet. Zaman. Bazı laptoplara dikkat etmişsinizdir. Böyle tuhaf bir tiz ses çıkar zangır zangır gibi. Ve bellidir o sağlam durmuyordur. Onu engellemek amaç için. Amaç o evet. Tamam. Aslında daha önceki modellerde klavyelerde bu kasanın üstünden takılıp sökülüyordu. Evet. Hala bazı laptoplarda o şekilde. Ama günümüzde yeni nesillerin çoğu bu böyle artık. Ya hem alt boardla değişiyor. Görsel olarak böyle güzel. Hem de biraz önce de bahsettiğim gibi bunun iyi yanı şu. İşte böyle sıvı döküldüğü zaman alt katmana inmiyor. Tamam. Abi uzaklaştıralım, yakmayalım bir yerimizi. Burası tamam. Bunu da şöyle döndürdüğümüzde üstüne de anakartımızı getirelim. Buralara herhangi bir şey yapmıyorum. Çünkü kötü bir şey görünmüyor. Şunu parçayı da düzeltelim. Tamam. Klavyemizi yerine geri monte edebiliriz. Montajını yapalım. Burada şu iki kablomuz buradan geçmişti.
Ya daha doğrusu bu işlemleri yaparken illa şöyle yapılacak, böyle yapılacak diye bir kural yok. Bu herkesin kendi pratik bulduğu yöntemlere göre yapılabilir. İşte her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Şu an gayet düzgün basıyor. Alt vidaları da taktığımızda daha da sağlamlaşacak. Hemen arkasını çeviriyorum. Şimdi burada söktüğümüz kabloları geri yerine birleştirelim. Birinci kablomuz şu kablo. Adı MB yazıyor üstünde. Yani motherboard'a giren taraf demek. Genelde mesela cep telefonu kablolarında da yazar. Main yazar, sub yazar. Main olan ana giriş kablosu. Main'den geliyor. Dediğim gibi bunları eğer taktığımız yerleri unutmuş olsaydık çektiğimiz fotoğraftan bakardık ne nereye girecek. Hem kafamız karışmazdı, daha pratik olurdu ama ben genelde bu işlemleri yaparken görsel hafızam biraz daha iyi. Yani kendimi övmek için söylemedim. Sürekli yaptığım için cep telefonlarında da öyle. Bir kere telefonu söktüğüm zaman hangi parça nereden çıktı aklımda tutuyorum. Şimdi iki tane seçeneğimiz var. Klavyeyi denemek ya da ilk önce işlemciyi temizleyip sonra klavyeyi denemek. İşlemciyi temizleyelim istersen. Aynen, temizleyelim. Ondan sonra klavyeyi tekrar test ederiz. İşlemci macunlarımız. Elimizde Color Master macunlarından kalmadı ama hem muadil hem daha ekonomik bir macun bulduk. Güzel, başarılı bir macun aslında. Oyuncu bilgisayarı değil bu. Çok pahalı bir bilgisayar da değil. Kalkıp 100 liralık bir macun koymaya gerek yok buna. Ben bu macunları internette okudum. Yorumları da güzel. Aslında macun iyiydi. Değişmesek de olurdu da açmışken değişelim. Kullandığımız tüm ekipmanları işte Havi olsun, klavye, macun, tornavida aşağıda linklerde, indirimli linklerinde bulabilirsiniz. Macunu temizlerken sıvı karıştırmayacak bir şey olsun arkadaşlar. Yani içinde, özür dilerim, sıvıdan kastım. Hani iletken bir şey olmamasına dikkat edin. Burayı da temizleyelim. Burada macunu sıkarken şöyle 1-2 gram sıkmamız yeterli olacaktır. Şöyle göstereyim. Tamam. Yeterli. Değil mi? Tabii. Çok da sıkmayın. Burada direkt üstüne yapıştırabilirsiniz. Yaymanıza gerek yok. Şöyle yaptığınızda bakın, şimdi bastırdım parmağımla. Geri aldığımda zaten yayıldı. Aman dikkat edin buralarda biraz. Gerçi bazı laptoplarda işlemci böyle olmuyor. Yerinden çıkartabiliyorsun. Tabii. Soğutucusu daha komplike olabiliyor. Tabii. Bunu biraz basit yapmışlar. Neden? Basit bir laptop olduğu için. Tabii, yani bu giriş seviyesi bir laptop. Hani 4 GB RAM olsa da. Buradan şimdi söktüğüm yerlere vidaları bakın. Band 1, şu band 2 ve şu band 3. Sonra bir daha hangi vidayı nereden söktüm diye kara kara düşünmenize gerek yok. Ara. Çünkü ben daha önceden bunları hep yaşadım arkadaşlar. Yani biz de doğuştan bilmiyoruz bu işi. Biz de sonradan öğrendik. Vidaları çok kaybettiğimiz de oldu. Ha, şimdi söküyoruz. Ürünü de arttırmıyoruz. Demek ki iyi usta değiliz. İyi usta değiliz. Bir deneyelim mi? Toplamadan önce. Hep birlikte bir arkadaşlar da görsün. Tamam. Bu bilgisayarın biraz daha işi var. Denedikten sonra bir format atarız. Formatsız olmaz. Çok aşırı yavaş. Windows 10 var. Eskisine sahibinin bilgileri var. Evet, açıldı. Klavyede çok güzel basıyor. İnşallah çalışır. Çok da yavaş açılmıyor aslında. Yo, güzel. Acaba klavye mi az önceki bunu kastırıyordu? Olabilir. Niye kapattın tekrar geri? Niye kapattım biliyor musunuz mu? O kadar anlattık. Ne yapmadık? Klavye mi takmadık? Evet. Asıl konu mankenini takmadık. Çok çok güzel. O da çıkar inşallah, çıktı. Ondan kapattım. Ya sonradan aklıma geldi. Klavye yerine monte ettik. Taktık ya da montajladık. Montajladık mı, taktık mı? Taktık, montajladık, her neyse işte. Açalım bir deneyelim bakalım basacak mı tuşlar. Ya bu tarz işte biraz da video hızlı yapmaya çalışıyoruz. 30 dakikalık bir vaktimiz vardı. O vakit içinde yapmaya çalışıyoruz. Tabii yani hem video çekeceğiz hem bu tamir olacak. 30 dakikada olmak zorunda bunlar arkadaşlar. Olmazsa? Olmazsa önümüzdeki maçlara bakarız. Biz günlerce video çekmiyoruz. Onu belirtmek istiyoruz burada. Hani bizim bir videomuz 2 gün 3 gün sürmüyor.
O an çekiyoruz, oluyorsa oluyor. Genelde de oluyor Allah'a şükür. 15 dakika, olmuyor. Yarım saat. Zaten yarım saat çektik mi çok uzun bir video. Çünkü gün içinde vaktimiz yetmez. Çok fazla yoğun çalışıyoruz. Biraz şimdi buraları tam oturmadığı için bir sallanıyor. Bir SSD takılabilir. O açılma süresini hızlandırır. 8-10 saniye çeker. Ama format attığımızda da düzelir. Hani yarım dakika, bir dakikada açılır format atınca. Ama SSD bu bilgisayara bence takmak gereksiz. Çünkü hani bilgisayarın yani, fıtratı gereği yavaş zaten. Çok hızlı değil. Ancak ofis işleri, EBA türü işler de kullanılabilir. Oyun falan oynamaz. Yani bir kantı 1.6'yı falan oynar belki. Film izlenir. Ha, film izlenir. Şimdi şuradan. Yani klavyenin çalışıp çalışmadığını size göstermek istiyorum. Bence çalışıyor zaten de. Aha, açıldı. Siz rahat görün diye Notepad'i açtım. Q basmıyordu. Bakın Q bastı. A da basıyor. S de basıyor. Evet. Ama teminki videoda Q bastı klavye takmadı yani. Hayır basmıyor. Basmadı mıydı o zaman? Basmıyor. Ha, klavye mi basmamıştı o zaman? Hayır Q basmıyor. Bazıları basıyordu. Baktım ya o kadar herhalde. Bakayım. İşte neden Ferdi'nin tamir yapmayıp Semih'in tamir yaptığını burada anlıyorsunuz. Arkadaşlar ben videolar da gelmiyor. Videoların neden gelmediğini söyleyecektik size. Gelmemesinin sebebi diğer bir kanalımız var. Fixit.tr. Orada şu an video yapıyoruz. Uluslararası içerikler hazırlamaya çalışıyoruz. Bir de Ramazan malum. İlk günlerinde biraz tatil vermek istedik kendimize. Takip ediniz. Bir de şöyle bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Semih Şenkökçü, Ferdi Şenkökçü Instagram adreslerimiz. Fixit.tr'de bizim diğer kanalımız. Uluslararası içerikler, restorasyon videoları yapıyoruz orada. Deneysel türde içerikler de yapıyoruz. İnceleme videoları gibi. Semih Şenkökçü. Ferdi nokta Şenkökçü. Bunlar da Instagram adreslerimiz. Ha, tabii siz takip ettiğinizde ne değişir bilmiyorum. Yani hiçbir şey değişmez. Tamire sıfır bir de. Tamire sıfırdan indirimlilikler gelir. Ama bunu bakın şu tamire sıfırı takip ederseniz kazancınız olur. Ha şey ne değişir bizi takip edince? Yani yanlış anlamayın bunu takip edince söylemiyoruz. Biz sizi yakından tanıdıkça bu hediyeleri gönderiyoruz. Yani. Öyle oluyor yani. Bu videonun sonuna kadar gelmiş birkaç tane arkadaşımız varsa eğer. Kaç tane vardır bilmiyorum. Casper 300 bunun modeli. Ya şimdi tabii abim dediği gibi şöyle bizi takip etmenizle ben sizle abim de ikimiz de YouTube'dan sizle görüşemeyiz. YouTube üzerinden bir mesajlaşma durumumuz yok. Aynen öyle. Nereden ben sizle irtibat kuracağım? Instagram'dan irtibat kuracağım. Bu ne lan? Fazla bu. O fazla evet. Yok yok. CD-ROM. Takmasak da olur. Oraya bir hard disk falan filan başka bir şey takılabilir. Şimdi bataryayı en son takalım. Hemen magnetize edelim ucumuzu. Şunları da taksak olurdu ama gerek yok klavyenin aynen altına. Zaten yapıştıramayız. Yapışkanlı gitti. Bu video için de bir çekiliş yapalım mı? Olur. Şöyle yapalım. Casper C300 bunun modeli. Yorumlardan bir çekiliş yapalım. Ama yorumlara Casper C300 yazsın arkadaşlarımız. Tamam. Hani çekiliş programında seçerken Casper C300 ya da C300 yazın sadece arkadaşlar. Casper'ı boş verin. C300. C300 de şimdi anlamam. C300 diye bir araba da var. C300 anlamsız olabilir mi? Burayı C300 diye yazalım o zaman. J değil ha. Ceyhan 300. Ceyhan 300 arkadaşlar yazın. Yorumdan çekiliş yapacağınız için YouTube'da o bizim belirleyici kodumuz olacak. Kimler videoyu izlediyse C300 kelimesini duyduysa onlara burada. Daha komplike ederdim de neyse. Komplike demeyeyim ya basit olsun. Öyle yapalım. Çekilişlerde şöyle oluyor. Instagram tamire sıfırdan takip edin. O yüzden canlı yayın yapıyorduk Instagram'dan. Şimdi YouTube üstünden canlı yayın yapmayı planlıyoruz. Daha iyi sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Ve hediyeleri de yorumlarda bundan sonra kanaldan videolarda paylaşacağız. Instagram'dan çünkü çoğu arkadaşımız görmeyebiliyor. Sonra ben tekrar onları aramak zorunda kalıyorum. O yüzden videoları takip edin. Kazananları da videolarda açıklayacağız bundan sonra. Hikayeden değil. Bunu da söyledikse başka bir şey yok. Son dokunuşları kaldı. Bunun bir format işlemi var. Bu videoda muhtemelen bunu göstermeyeceğiz. Çünkü format videosu diye planlamadık bunu. Kameranın açısı falan değiştirmemiz gerekebilir onda. Toplam tamirin süresi 30 dakika falan sürdü aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Klavye değişimi. Güzel oldu. Ekranı da kontak spreyle temizleyebilirsiniz. Tabii yağsız olmasına özen gösterin bu kontak spreyin. Kontak cleaner spreyin de linkini bırakabilirim. Falcon 530. Bir de bunun farklı bir modeli daha var. O da güzel. Biz bunu devamlı kullanıyoruz. Memnunuz. Bulamayabilirsiniz. Hırzavatçılarda satılmayabilir bu. Genelde yağlı modeli satılır. Yağlı almayın. Elektronik işlerde yağlı kontak sprey kullanılmaz arkadaşlar. Evet. Yağlı. O makine işlerinde genelde. Evet. Telefonunuzu tablisinizi bozmayın. Gayet güzel, temiz. 10 numara bir alet oldu ya. Arkadaşa da hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Bizi hatırlasın kullandıkça. Ya da satsın. Ne varsa yapsın işte. Yani ona vermemdeki en büyük neden yani bizi takip etmesi değil. Tabii takip etmesi de
bir kriterdi ama bize birçok konuda yardımcı oluyor. Yani manevi olarak. Şimdi ekranı kapatınca gayet güzel oldu. Aynen, gayet güzel oldu. Bence 10 numara 5 yıldız. Tertemiz. Aynen. Ha, tüm tuşları da basıyor. Çıkan klavyemiz nerede? Çıkan klavyemiz burada. Onu da gösterelim. Değiştirmedik sanmasınlar. Sonra bazıları diyor sen telefondan anlarsın, laptop'tan anlamazsın diyor. Ya onu da tahmin edeceğiz. Sıkıntı yok. Gelsin kendisini de tahmin edebilirsin. Ya. Neyse arkadaşlar. Her türlü. Bu video böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Tamir etmeyi değil, takip etmeyi unutmayın. Sıkıntı tamir yok. Etmeyebilirsiniz, izlersiniz. Ama takip edebilirsiniz. Bir yılda sizin sayenizde bu kanal 100 bin abone oldu. Umarım sizle birlikte daha da büyüyeceğiz. Plaketimiz de var. Plaketliyiz. Doğrulama değil, mavi tikimiz de var. Mavi tik bile var. Bir daha deneyelim mi? Neyi deneyeceğim? Zaten adam kanser ediyor. Dene. Neyse denemiyorum ya. Dene hadi dene. Sen buna şey yap, format at sen bana. Bundan sonra ben bitti. Şimdi arkadaşlar formattan kısa da bahsedeyim. Format göstermeyebilirim. Çok uzun oldu video. Kamerada zaten ısındı. Windows'a girin. Google'a yazın. Windows'un kendi sitesinden ISO dosyasını indirin. Flash'la atacaksanız eğer. Eskiden flash'a belli bir program yüklemeniz gerekiyordu harici. Microsoft yeni bir güncelleme yapmış. İndirdiğiniz yazılımda herhangi bir flash ek program yüklemenize gerek kalmıyor. O şekilde indirin ve format atın. Bir yüzlerce format videosu var YouTube'da. Ama çok isterseniz önümüzdeki günlerde kolay pratik format nasıl atılır ile ilgili bir video hazırlar. Tamir edin. Koyarız. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Are you listening? Damn.